polikliniğine başvuran hasta sayımız %50 civarında azaldı. Servislere yatan hasta sayımız gene keza 1/3 oranında azaldı. Tam kapanma ve kurallara uyumla birlikte vakalar düşüşe geçti. Bu düşüşün devam etmesi açısından kurallara uyum şart. Günlük vaka sayısını biz ne kadar azaltırsak dolayısıyla hem yatan hasta sayısını da azaltmış olacağız. Üçüncü planda da yoğun bakıma ihtiyacı olan ya da yoğun bakıma giren hasta sayısını azaltmış olacağız. İllere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandı. Günlük 14.500'lü 15.000'li vakalar aslında yetmez. Bunun günlük vaka sayılarını bizim en kısa zamanda 1.000'li 2.000'li rakamlara indirmemiz gerekiyor. Tam kapanma önlemleri sonuç vermeye başladı. Düşüş istikrarlı olursa yeni dalgalanmaların da önüne geçilecek. Salgınlar genelde dalgalar halinde gider. Şimdi şu anda 3. dalganın içerisindeyiz. Belki de sonuna doğru inşallah yaklaştık diyelim. Ne kadar biz vaka sayısını azaltırsak o zaman bir yeni dalgaya daha az yakalanacağız demektir. Vaka oranı bakımından zirvede olan İstanbul'da da gerileme devam ediyor. Süreci Cerrahpaşa Hastanesi Başhekimi Zekai Kutlubay değerlendirdi. Vakaların %90'ı İngiltere mutantı. Yani mutant virüsü. Mutant virüslerinin de daha bulaşıcı olduğunu, daha şiddetli hastalık yaptığını biliyoruz. Verilerimiz öyle. Biz günlük vaka sayısını ne kadar minimuma indirebilirsek dolayısıyla yayılma hızını da azaltacağız. Kutlubay, daha hızlı normalleşmek için toplu aşılamanın da %50'lerin üzerine çıkarılması gerektiğini vurguladı. Sinovac aşısı ülkemizde üretilecek. Bu sevindirici bir haber. Sputnik V aşısının da ülkemizde üretileceğini biliyoruz ama en kısa zamanda milli aşıyla, yerli aşıyla beraber aşı üretimini artırırsak koronavirüsle olan savaşı bir an önce kazanacağımızı ümit ediyoruz. Ve bayram. Eski bayramlar artık yok. Muhtemelen görüntülü aramayla bayramlaşacağız. Mümkün olduğu kadar bir araya gelmesinler, toplanmasınlar, el öpmesinler. Bayramlaşmayacağız. Bu bayramda büyüklerimizin elinden, küçüklerimizin gözlerinden öpemeyeceğiz. Çünkü kurallara uyum oldukça önemli. Tam kapanma dönemindeyiz bir taraftan. Tam kapanmayla birlikte vakalar düşüşe geçmiş durumda. Tabii bunu bozmamak adına artık ne yapacağız? Görüntülü ya da sosyal medyadan konuşacağız sevdiklerimizle. Teknolojiyi kullanacağız. Birisi size misafirliğe geleceğiz dese ne cevap verirsiniz? Kabul etmiyoruz öyle bir şey. Gelme gelme mi diyeceğiz? Gelme diyeceğiz maalesef.